kolon rahatsızlığı nedir? Spastik bilir hocam gerçekten. Spastik kolon, evet. Spastik kolon kalın bağırsaklar, irritable bağırsak sendromu denir. Kolon kalın bağırsak demek zaten. Kalın bağırsaklarda zamanla hassasiyet ortaya çıkıyor. Neden, niçin ortaya çıkıyor? Hep beslenmeden kaynaklanıyoruz. Yanlış besleniyoruz. Hızlı yemek yiyoruz. Beslenmek aslında başlı başına bir sanattır. Evet. Ama vakti yok insanların. Kesinlikle hocam. Hızlı 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 fast food. Yallah bitti. Bir yanında kola iç, fast food. Cheeseburger, hamburger, vitamin yok, mineral yok, enzim yok, hiçbir şey yok. Çöp. Çöp. Amerikan tarzı beslenmek çöp. Evet. Çöplükten beslenmek gibi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi bir de aşırı ilaç kullandığınız zaman bağırsaktaki faydalı bakteriler azalıyor, mantar çoğalıyor. Mantar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Bağırsaklarda 2 milyar böyle parmağımız gibi viliç kanalları var. Parmak gibi düşünelim. Halının üstündeki iplik gibi. Hı hı. Bunun etrafında filtreler var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden viliç dönen kanallarda filtreler var. Bunlar içerisinde, viliç dönen kanalların içerisinde atar damar, toplar damar ve sinir var. Sinir hücreleri ne oluyor? Yanıyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeden sinirler hassasiyetini kaybediyor. Evet hocam. Yani beyne zamanında sinyal gönderemez hale geliyor. Hı hı. Görevini yapamıyor. Bağırsaklarla beyin arasında irtibatsızlık ortaya çıkıyor. Evet. Bağlantı kopuyor. Evet. Aşırı abur cubur yemekten. Yani şimdi ne oluyor kişi? Karnı davul gibi şişiyor. Küp gibi oluyor. Mantar gaz üretiyor, yakıyor, şişiyor, şişiyor. Bağırsaktaki sinirler artık gerekli uyarıyı gönderemedikleri için peristalik hareketler bozulduğundan karnı davul gibi şişiyor, hamile gibi oluyor. Bundan 4 ay önce, bir buçuk yıl önce 4 kişi geldi. 2 kardeş, matbaacı beyefendi, bir damatları, bir de arkadaşı, 4 kişi. Ama bunlar 4'ü de küp gibi karınları. Biri 4 aylık hamile gibi, biri 6 aylık hamile gibi, ikisi 9 aylık hamile gibi. Oh. Karınlarını böyle dürtemez. O kadar şiş. Zor oturuyorlar. Oturur oturmaz dedim ki siz Almanlar gibi ya çok bira içiyorsunuz. Almanlar böyledir. Bira içerler. İçerler. Karınları küp gibidir. Bira karınlı derler. Bira karınlı. Bira göbeği. Bira göbeği. Bira göbeği. Almanlar öyledir. Bira bauch. Wow, onlar karındır. Ya bizde Türkçe'ye çevirince değişiyor. Evet hocam. Ben dedim ki siz çok mu bireksiniz? Biz alkolik miyiz? Abdestin namaz. Ne dedim bu karın ne? Biz de bilmiyoruz. Biz de onun için geldik. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsaklar ki sinirleri, hassasiyetini ortadan kaldırdığı için bağırsaklardaki peristalik hareket bozuluyor. Peristalik hareketi kişinin yemiş olduğu besinler bağırsaklar da yavaş yavaş kademeli olarak aşağı iner. İnce bağırsak ihtiyacı olan şeyi alır. Kalın bağırsağa geldiği zaman veya kalın bağırsak buradaki vitamin, mineral, su, asit, baz ne varsa alır. Gireposa kalır. Pislik kalır. Kalın bağırsağın son kısmında. İhtiyacı olan her şeyi alır. Geriye pislik kalır ve aldığı şeyleri karaciğere veya diğer organlara yavaş yavaş gönderir. Ara kan dolaşımıyla, fort ağda dediğimiz. Efendim, şimdi bu bağırsaktaki peristalik hareketler bozulduğu için kişi ne yerse yesin, karnı davul gibi. İnmez, şişkinlik. Şimdi aslında geğirmek ve yerlenmek bizim toplumumuzda ne olarak gözüküyor? Çok ayıp. Ayıp. Ama bu İnsan sağlığı için çok çok önemli. Tabii canım, yurt dışında falan bunlar gayet normal karşılanıyor. Almanya'ya gittiğimde adam durmadan yanımda yeleniyordu. Ben ne olur dedim adama, kızdım ya. Dedi ki gayet normal dedi. Ne normali, git dedim. Benim huylandığımı anlayınca ikide bir gelirdi yanıma, beni rahatsız ediyordu. Aslında kişi yelenmiyorsa veya geğirmiyorsa bağırsaklardaki bu toksik madde, zehirli gazlar ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Ve ülseratif kolit, kolit, morbus, kron, bağırsak kanserine kadar gidiyor. Oho. Evet. Şimdi bu vatandaşlar
4 kişi hamile gibi olan 4 vatandaş maşallah ne oldu? Yavaş yavaş kademeli iyileştiler. Şimdi ikisi benim bayim oldu. Bizim ürünleri gönüllü. Bazısına bedava veriyorlar çevresine, bazısına para alarak veriyorlar. Hı. Ama gönüllü bu işi yapıyorlar. İkisi de bayimiz oldu. Çok iyi. Bir hanımefendi de kolon kanserinden ameliyat olmuş. Doktora demiş ki, nerede olursan ol, ne şekilde olursan ol, gazın varsa bırak. Bırakmazsan hastanelik olursun. Kadın tutursa, yenilenmezse, nerede olursa olsun bırakması gerekir. Bırakmazsa, hemen yarım saat sonra hastanelik oluyor. Bağırsaklarındaki gaz, çok toksik bir gaz üretiyor mantarlar. Evet. Bünyesi kaldırmıyor. Hastanelik oluyor. Hı hı. Yani acile zor yetiştiriyorlar. Kaldırması gerekiyor. Yani nerede olursa olsun yenilenmesi. Yenilenmek çok sağlıklıdır. Ama tabii ki yani cemiyetin içinde yapacak değilsin. Yani geğirmek ve yenilenmek içerideki toksik maddeyi dışarı atmaktır. Zehirli gazları. Hı hı. Bu nedenle bu spastik kolonda kişi ne geğirebiliyor ne yenilenebiliyor. Yemese de içmese de karnı davul gibi şişiyor. Lavaboya gidiyor. Lavaboya gidiyor. Defacetini yapıyor. Geliyor tekrar boşalmamış hissediyor kendini. Tekrar gidiyor. Bazıları ya sürekli kabız oluyor. Bazıları sürekli ishal oluyor. Veyahut da bir kabız oluyor. Bir ishal oluyor. Bazen de dalga dalga adam iki ay iyi. Üçüncüye giriyor. Kötü. Ama bir de bakıyorsun işe gitmiyor. Hasta evde yatıyor. Görsen turp gibi hiçbir şey yok. Ama bağırsakları bozulmuş. Hı hı. Spastik kolon. Bir ishal, bir kabız. Perişan. Dengesiz karnı oluyor. Davul gibi. Peki ne yapması gerekiyor burada hasta? Evet, soru. Güzel bir soru. Ne yapması gerekiyor? Şimdi nane ile ilgili bu nanenin resmi şu. Bu da canlısı. Nanenin bilinen 25 türü var. Su nanesi ve kıvırcık nanenin karışımından oluşan yeni bir tür üretmiş İngiliz asıllı bir ilim adamı. Buna Menta piperita denir. Tıbbi nane de denir. Dünyada en güzel, en etkili, en şifalı ve en yüksek oranda eterik yağ içeren nane İzmir'de yetişir. %0,8 oranında yani %4'e yakın eterik yağ içerir İzmir kekiği. Sonra İstanbul Maraş kekiği sıraya gelir. Avrupa'da yetişen naneler Türkiye'de yetişen nanenin 1/5 kadar ancak eterik yağ içerir. Evet. Türkiye'de yetişen nane dünyada kalite bakımından en üstünü. Fakat değerini bilmiyoruz. Şimdi nane ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan bazıları Profesör Doktor Riz 18 hastayı tedavi etmiş. Profesör Dev 29, Profesör Doktor Naş 41, Profesör Leş 47, Levson 25, Carling 40, Schneider 60, Sev 35, Louis 110, Kini 42 vesaire. Yani bir sürü ilim adamı nane ile spastik kolon rahatsızlığı olan hastaları tedavi etmişler. Evet hocam. Belge bilgi var. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık ve Karahalile Forte birleşiminde nane ve diğer bitki ekstrelerinden oluşur. Ülseratif kolit, morbus Crohn ve irritable bağırsak sendromuna karşı etkilidir. Evet hocam. Bunların hepsini de Karahalile Forte ile Şimdi geçiştiriyoruz. Bağırsaklarda yoğun mantar varsa aloe vera. Kişide kalp damar, tansiyon, kolesterol varsa iksir. Evet. Eğer ki sinirsel, psikolojik bazı problemleri varsa, gerginse sarı kantaron. Bu nedenle kombine, birlikte kullanmak gerek. İksir, aloe vera jel, karahalile, sarı kantaron, kolit çayı, sinir çayı kullanırsa tedavi 3 ay sürecekse 1,5 ayda iyileşir. Evet. Ya kişinin hastalığına göre başka hastalıkları var mı ona göre diğer etkenlerden de faydalanır. Evet. Hastalık sürecini daha fazla hızlandırabiliyoruz. Genellikle psikolojik rahatsızlığı olan, gergin olan, stresli olanlar, insanlar da irritable bağırsak sendromu daha çok oluyor. Evet hocam.